Rüzgarlı Tepe'nin yeni bölümlerini ve unutulmaz anlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Çok teşekkür ederim. Çıkın dışarı. Sen ne yapıyorsun Halil? Büyük bir ceza vereceğin yerde sen neredeyse onu ödüllendiriyorsun. Anlayamıyorum seni. Neden acıyorsun bu insanlara? Neden hak ettikleri gibi davranmıyorsun? Ayten Hanımları müştemilata sen mi gönderdin teyze? Böyle bir şey nasıl yaparsın? Neden siz yapınca iyilik oluyor da? Ben Ayten'e ihtiyaçları var, git bir yardım et deyince kötülük oluyor Gülhan. İyilik yapmak istedin, öyle mi? Buna inanmamı mı bekliyorsun teyze? Bana sormadan hiçbir şey yapmayacaksın teyze. Sen buraya neden geldiğimizi tamamen unutmuşsun. O insanları ısrarla bu evde tutmanın nedenini anlayamıyordum. Ama belli oldu. Sen intikamından vazgeçmişsin. Ben hiçbir şeyden vazgeçmedim. Ama bir daha kafana göre hareket etmeyeceksin. Bugüne kadar her şeyi ben idare ettim. Bundan sonra da öyle olacak. Merhametine yenilecek. Bu kızdan etkileniyor. Bunlar hiç hayra alamet değil. Bu merhameti yok etmek için yıllarımı verdim ben. Zeynep Aslan'ın iki gözyaşı döktü. Halil'in duvarları sarsıldı. Bu hiç getirmeyecekti onları. Bir an önce onları buradan def etmeliyim. Aslan'la ailesi buradan def olup gitmeli. Bana çay getirir misin? Çalışmadan bir. Hemen. Prenses gelmiş. Bu ne şeref? Kim o? Halil Bey'e. Çayı al su götürsün. Sen bana kahve yap. Alayım canım.
Gel. Chains. Çay istememiş miydiniz? Ben görevi kime verdiysem o yapacak. Afiyet olsun. Su ver. Halil Bey görevi kime verdiysem o yapacak dedi. Ben hallederim. Gel. Çayınız. Bundan sonra sana verdiğim görevi başkasına devretmeyeceksin. Ben aslında Songül Hanım sebebi her ne olursa olsun. Şurada bir dosya olacak. Getirebilir misin? Tabii. Hangisi? Soldan... İkinci olması lazım, üst tarafta. Bu mu? Şu. Konusunda biraz olsun rahatlaması beni çok mutlu ediyor. Zeynep'in yangın konusunda masum olması, annesinin hastalığı falan derken Halil bayağı etkilendi bence. O kadar umutlu olma hayatım. Halil yılların intikamından kolay kolay vazgeçmez. Teyzem de vazgeçmemesi için her şeyi yapıyor zaten.
Her an patlamaya hazır bomba gibi. Bu sofranın hali ne böyle? Ha? Bu peçeteler ne böyle kırış kırış? Değiştirin hemen. Ha böyle olmaz ki. Hayırdır teyze? Şu sofranın halini görmüyor musun? Bak. Senin tabağının peçetesi kırışmış. Bu zeytinyağlara da kaşık konmamış. Asu. Çorba servisini sen yap. Bu beceremez şimdi. Sen de zeytinyağlara servis kaşığı getir. Ne kadar kıt akıllısın. Bu zeytinyağların kaşığı nerede? Affedersiniz. Asu, sen bırak, onları da Zeynep servis etsin. Teşekkür ederim. Pardon, iyi misiniz? Ne kadar beceriksizsin. Bir şey de düzgün yap. Ne o? Ne bakıyorsun? Özür dilerim efendim diyeceksin. Teyze. Yanlışlıkla oldu. Kusura bakmayın, temizlerim hemen. Thank you.
Ben hallederim. Bırak. Çekil. İyice bulaştırdın. Git mutfağa işlerini hallet. Becerebilirsen tabii. Üstümü değiştireceğim. Sana karşı büyük bir hata yaptım Zeynep, biliyorum. Özür dilerim. Başında Halil Fırat gibi bir bela varken bir de ben dert oldum sana. Sorun yok Bülent. Ben unuttum. Sen de unut gitsin. Sana bir şey soracağım. Onun canını yakmak istemez misin? Halil Fırat'ın. Bir planım var. Tamam dersen hemen uygulamaya geçeriz. Gör bak içimiz nasıl soğuyacak. Hem o adam her şeyinizi elinizden aldı. Evinizi, yaşamınızı, şimdi de annenin hastalanması. Onun yüzünden biliyorum. Ona karşı hırslı olmaman mümkün değil. Seni küçük yılan. Ne diyorsun? Var mısın Halil Fırat'tan intikam almaya? Aklında her ne varsa ben yokum Bülent. Sana tavsiyem sen de bu işin peşini bırak. Sen onu tanımıyorsun. O çok güçlü bir adam. Bırak ondan intikam almayı, doğduğuna pişman edersin. Bak bu işin sonunda zararlı çıkan sen olursun. Vazgeç. Vay. Bakıyorum da celladına hayran olmuşsun sen. Asla. Dediklerime kulak ver. Sonunda olan sana olur. Bir intikam uğruna hayatını alt üst etme. O adama yaptığın ters bir hareket sana 10 katı geri döner. Haklısın. Ben bu adamı hiç tanımıyorum. Dediklerini düşüneceğim. Benim artık gitmem lazım. Peki. Teşekkürler geldiğin için. Sen de dikkat et kendine. Lütfen yanlış bir şey yapmaya kalkma. Umarım korkmuştur. Zarar vermeye kalkmaz ona.
Ben sana her zaman çok saygı duydum Halil. Ama sen son günlerde beni hiç dinlemiyorsun. Nereye varmaya çalışıyorsun teyze? Yüreğindeki merhamet çok kıymetli, bunu biliyorum. Ama bu merhamet senin gerçekleri görmene engel oluyor. Ben bugüne kadar sana gerçekleri göstermeyi kendime görev bildim. Ve bundan sonra da böyle olacak. Hangi gerçeklerden bahsediyorsun? Gerçekler. Ne bu? Bak, sözüm ona, bu adam taciz ediyordu değil mi Zeynep'i? Sen bu kızı kurtarmak için karakolluk oldun. Ama Zeynep denen yılan Bülent'le zaten görüşüyormuş. Hem de gizli kapaklı. Şu hale bak. Gözlerden uzakta muhabbetteler. Sen bu kızı kurtarmak için karakolluk oldun. Meğer o adamla gizli gizli buluşuyorlarmış. Bu karakol olayının üstüne buluşmaları biraz anormal değil mi? Arkandan iş çevirdikleri apaçık meydanda. Konuşmalarını görseydin. Böyle baş başa vermişler, samimi samimi. Halil, bu beni çok tedirgin ediyor. Kesin senin hakkında bir plan yapıyorlar. Halil, söylediklerimi duymuyor musun? O kıza bunun hesabını soracaksın herhalde, değil mi? Teyze, benim biraz işim var. Müsaade eder misin? Nasıl inandım sana? Nasıl?